Mali genel kurul yapıldı bizde. Tabii kamuoyunun bilmesinde fayda var. Ee, e, bizde bağımsız denetçi kuruluşu da var. Nasıl yaptığını şimdi arkadaşlar raporlar hazırladı. Onlarla da görüşecekler. Mesela 5 milyon lira genel kurulda, 5 milyon 900 bin artı mali tabloyu sundular şeye, genel kurula. 5 milyon 900 bin lira artıda artı da. Artı federasyon. Artıda sundular. İyi bir şey bu. İyi bir şey evet. Şimdi bizim arkadaşlarımız inceleyince 278.342.398 açık. Yani 270 milyon. 278 milyon evet şey var. Yani mali açık var. mali tabloları açığı açı daha sonra söyleyeceğim. Mali tabloları da oynayarak yaptıkları hareket var. Ne diyorsunuz? Evet. <laughs> Mali direktörü de arkadaşlar konuştuktan sonra ben de sordum ya bunun nedir bu dedim ya. Nasıl yaptınız bunu? İşte e, zaten sıkıntılar var İbrahim sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık. Görevini son verdik tabii. Şimdi bunları Bir dakika yavaş başkan yavaş. 5 milyon lira artı gözüken evet. federasyonun mali bilançosu. Evet. Aslında eksi 270 milyon küs tür. E beşi düşersen ondan işte 272 oluyor. Artı var ya o da beş. Gerçeği eksi 270 milyon. Evet, 72 milyon. E? e bir şey yok işte arkadaşlar. E, e, serbest denetçi raporunu bu, düzeltecekler. Ondan sonra e, gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Gerekli makamlar dediniz? Suç duyurusunda bulunacaksınız. Herhalde ne suç duyurusunda bulunacak? Peki. O genel kurul üyelerine yapılan saygısızlık adına bulunacağız. Yani onlar aldattılar, bizi aldatmadılar. Yani. Biz de genel kurulu üyesiyiz ama insanların gözüne baka baka böyle bir yanlışı yapmayacaksınız. Peki neredeymiş bu para? Yani nereye harcanmış? Yani harcanma harcanma değil orada kalemlerle oynamışlar işte. E bu suç değil detayları mi? Var. Suç tabi, detayları var. Suç tabii detayları var. 2003'ün giderlerini 2004'e gösterirsen, 2004'ün gelirlerini 2004'e gösterirsen, aktarırsan orada o zaman tablon işte temize çıkar. Veyahut da işte para almadığın sponsorların gelirini gelir diye yazarsan. Detaylar var, detaylar zaten rapor ortaya çıktığı zaman da siz de duyarsınız. Bunu ilk gördüğünüzde ne yaptınız? Ya i̇nsan üzülüyor tabii. İnsan üzülüyor. Yani sadece bu resmi rakamlarda olan konu. Ama ileriye dönük olanlarla beraber 660 milyon lira. Şu anda bizim yıl sonunda bütçeyi dengelememiz için 660 milyon lira bulmamız lazım. Nerede peki bu para neye harcanmış gözüküyor? Ya bunların ise işte detaylarını burada konuşmaya gerek yok. Ben bu veriyorum. Raporlar hazırlandığı zaman da verilecek. Şimdi 4 milyon i̇şte Rakamlara bakıp söyleyeyim. Yanlış bir ifade kullanmayalım. 4 bin euro misafir ağırlaması. Var. 4 milyon. Evet. 4 milyon euro misafir ağırlanması. Evet. Nerede ağırlamışlar? 4 bin 536 euro. Hatta 4 geçenlerde bir evrak daha götürdüler önüme. 70 bin euro da Avrupa'dan fatura geldi. bunu ödemesen zaten o fakir istiyor de. Nedir bu diye sorunca şampiyona bittikten sonra misafirler 2-3 gün daha kalmış orada onların faturası. Maç olan yerlerde de değil yani. İşte Düsseldorf'ta kalıyor, Münih'te kalıyor, lüks olan yerlerde kalıyor. Şampiyona bitmiş daha niye kalıyorsunuz? Avrupa şampiyonu, son Avrupa evet, şampiyonu. Evet yani şampiyona bittikten sonra 2 gün kalan var, 3 gün, 4 gün kalan var. Bir 70 bin euro daha Yani 4600 80 milyon misafir ağırlaması var. İnanılmaz bir şey söylüyorsunuz. Yani 4,5 milyon euro misafir ağırlama bedelin parası mı harcadı federasyon? Evet, işte, uçak oteldi, yemeğiydi, içmeğiydi, oradaki arabalar bilmem neydi, şuydu buydu. Ya, enteresan bir şey var. Şimdi bak burada bilet maliyetleri diyor. Başkan sesinizde bir sorun varmış galiba. Arkadaşlar diyor ki, bir, bir, yo, durun, bir, ara, bir kısa da ara vermemiz lazım. Çok kısa arayı verelim. Çok önemli şeyler anlatıyorsunuz. Sevgili seyirciler, ben dinlerken valla sinirlerim bozularak dinliyorum. Ee, bir kısa ara vereceğiz. Reklama gideceğiz. Ondan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıkladığı bu korkunç bilgilerle devam edeceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sayın Başkan inanılmaz şeyler anlatıyor. Ee, bir yandan da tabii... Ee, sosyal medyada talimat mı geldi size? Başkanın sesi çok iyi. Niye yayını kapattınız? Niye yayını kestiniz? Falan gibi şeyler de yazıyorlar. Talimat falan gelmedi. Talimat gelmez. Yani buraya gelmez. Rahat olun. Bana gelmez yani. Kim'e gider onu bilmiyorum. Ama bu programa, bu programın konuklarına ben bu yayını yaptığım sürece gelmez. E, röportaja devam ediyoruz. Son derece önemli şeyler anlatıyorsunuz. Sana gelir de yani, bize gelir mi? Yok yani size, e, 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 size gelir mi bilmem. Biz Bilmem ama yani ben burada bu programda bununla çalışmıyorum. Ee, i̇nsanların tabii son dönemde Türkiye'de sinirleri çok bozuldu. Her şeyden endişelenmeye, her şeyden e, e, rahatsız olmaya başladılar. O rahatsızlıklarını gidermek açısından söylüyorum. Rahat mi? olun. Ben sorularımı sormakla mükellefim. O ha. soruları herkese sorduğum Bir Sayın Başkan'a da soruyorum. Sayın Başkan da cevap veriyor. Öncelikle sizi kestim özür dilerim. Ne olur devam edin anlatmaya. Türkiye Futbol Federasyonu sizden önceki yönetimine dair çok önemli bilgiler paylaştınız. Dediniz ki bir önceki mali genel kurulda e, artı 5 milyon açıklanan mali tablo aslında eksi 270 milyon. Ve, 272 milyon. 5, 278 ile 5'i düşerseniz 270 milyon. Eksi evet. 278 milyon. Bu rakamlarla oynama yapıldığına dair tespitlerimiz var. Dediniz Avrupa Şampiyonası'ndaki harcamalardan bahsediyordunuz. 4,5 milyon euro Avrupa Şampiyonası'nda misafir konaklaması için harcan demiştiniz. Ben de orada kestim. Siz lütfen devam edin. 4 milyon 681 536 euro. Yani 4 milyon 700 bin euro e, misafir harcamaları var yönetimde dahil. Yönetim 500 bin euro e, civarında bir bari ödemişler. Yöneticiler. Yani 4 milyon küsur Federasyon misafir, misafir, ağırlaması var sadece. Ya bir şampiyona da 4 milyon euroluk misafir ağırlaması yapılabilir mi? 4 milyon şimdi, euro inanılmaz para. Şimdi orada milletler biletler var. 2 milyon 145 bin euroluk bilet alınmış. İşte 633 milyon euroluk e, loca parası ödenmiş. Yani buna baktığın zaman 2 milyon 700 küsür bin liralık Bilet parası ödenmiş UEFA'ya. 2 milyon euro. Evet. Bilet gelirine ne kadar? 17 milyon. Yani ortalama 2,800 desen 110 milyona falan tekabül eder. Onun karşılığında gelirin 17 milyon lira. Şimdi orada… Milyon lira mı euro mu? 17 milyon euro olsa iyiydi. Kurtarmıştın zaten. Ya ben söyledikleriniz karşısında TL, kusura TL, bakmayın aptallaştım. Lütfen 17 siz rakamları TL. kamuoyunun açıklığına anlansın. Enteresan, enteresan olan bir konu var. Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var. Ankara gücünü temsil Avrupa Şampiyonası'na katıldı o da. Çocuklarla beraber. Tabii orada kulüplerinde mas gelen misafirlerin, delegelerin masraflarını karşılıyorlar. Bu arkadaşımız dedi ki ben kendi masrafımı kendim karşılayacağım. Otel, rezervasyon, uçağım falan. İşte bilet paralarımı da ödeyeceğim. Bir yönetici arkadaşı yönlendirdiler ben dedim. Bunu da e, şundan dolayı söylüyor. E, bu bilet mevzuları ortaya çıkınca işte ilgili arkadaşlara söyledi ya ben böyle böyle ya bilet almıştım. Yani hangi hesaba gönderdim parayı bakar mısınız diye. Baktılar öyle bir hesap yok. Nasıl yok? Parayı nereye gönderin? E Şimdi bu e, tabii orada gidip maç kazandıkça çocuklarından beraber kaldı kaldı e, 400 bin liralık bilet almış. Yani toplamda. Ee, onu sordu. Ve i̇ban numarasına bakar mısınız? Yani hangi hesaba gönderdim diye. Baktılar öyle bir iban numarası yok. Bu zaman iban üzerinden gittiler. Kırklar elde berberin iban numarası çıktı. Ne diyorsunuz ya? Evet. Yani şeyleri var. Belgeleri var. Bizim yönetici arkadaşımız Cengiz kardeşimizin. Bu da yani bu mevzular böyle çıkınca merak etti ya yani ben parayı hakikaten federasyona mı gönderdim başka bir yere mi gönderdim diye. Ya tabi bunlar doğru şeyler yani değil. Bir değil. kulüp yöneticisi Avrupa Şampiyonası maç seri diyor. kendi masraflarını ödemek istiyor. Federasyona diyor ki bana bir, bir resmi hesap verin, ben kendi masraflarımı ödeyeyim. Yok, uçak, ve otel paralarını zaten kendisi ödüyor. Kendisi ödüyor. Bilet de paradan alacağım diyor. İşte hesap iban. Bir hesap numarası, bir iban, İBAN geliyor. Maraşı veriyorlar ama. O da parayı oraya gönderiyor. Bu mevzular işte federasyonla ilahi adalete baktı diyor yani. Benim aklıma nereden gelecekti diyor federasyon yönetimine gireceğim. Kırklar elinde bir berberin ibanı mı Evet çıktı. berberin ibanı çıkmış. Kimmiş peki araştırdınız mı? Araştırdılar, detayları var. Yani birinin akrabası bir şeydir herhalde. Ya biz şimdi çok daha komik bir şey anlatayım size. İşte kulüpler birbirinden beraber toplantı yaptık. E, Ali Başkan çıktı diye küçük dilimi yuttum diye bizim Puma ile top sponsorluğumuz var. Sözleşme yenilecek bitiyor bu sene. İşte belli bir rakamda top var. Bir de ekstra 200 bin euro para veriyor. Marka. Evet, marka. E, iki, iki, evet marka. Marka 200 bin euro veriyor. Neyse onun karşılığını da alırız onu isim zikrettik diye. Bu arkadaş da daha önce bizde gelen sekreter yardımcısı olarak çalışmış federasyonda. Şimdi o markanın Orta Doğu CEO'su. Affetsin şimdi o konuştuklarını anlatıyorum da kamuoyu bunları bilsin. Tabi top rakam konusunda anlaşıyorlar. Özel tasarlıyor bize zaten. Yani bir sefere masum, üç senelik sözleşme yapıyorsun. Bir sefere masum 200 bin euro veriyorlar. E buna diyorlar ki işte şimdi gönderecekleri kulübün de ismini söylemeyeyim. Onlar zaten e, Müracaat diye yapıldığı zaman herkes duyar. E bu parayı bir kulübe gönder diyorlar. Federasyonda. Evet. Çocuk da diyor ki ya, ben diyor e, bir takım sponsoruyum. Yani burası bir e, uluslararası şirket. E ben bir kulübe bu parayı gönderemem, sponsor olamam. Gidiyor bir daha çağırıyorlar onu, 150'ye düşür ver diyorlar ona. E, ben başkan makamında oturuyorum, oradan anlatıyor bana ve o konuşmalar da orada geçiyor yani. Onu da yapamam diyor. Bu sefer gidiyor üçüncü sefer çağırıyorlar. Diyorlar ki işte o kulübün bulunduğu ilçenin orada duvarcı var diyor. Duvar reklamcısı diyor. Sen parayı ona gönder diyor. Orada işte duvarlara birkaç reklam koyarsınız. Onu da yapmıyor bu sefer. Sözleşmeyi de imzalamıyor. Şimdi biz o sözleşmeyi başka bir markada devreye girdi. Yani 200'lü, 150'ye düştü. Bir yere gidecekti para federasyon bünyesine girmeyecekti. Biz şimdi 3 senelik anlaşma yapıyoruz. E, 555 bin euro çıktı topun haricindeki ekstra para. Bir de bir sefere mahsus değil 3 sene olarak alacağız. Yani 1.600 küsü bin euro artık şeyin cebimize girecek. Bunların tabii kamuoyun tarafından bilinmesi lazım. Nasıl bir yarın biz burayı bir devredeceğiz? Nasıl bir tablo aldık ve burası nasıl yönetildi? İşte çiftlik bizden önceydi. Şimdi her alanına dokunuyoruz. Onun içinde biraz zamana ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bize de buradan ayrılırken tertemiz bir yer bırakarak ayrılmaya nasip etsin. Bu bahsettiğiniz top meselesi de suç duyurusunda bulacağınız konulardan biri mi? Ya onun da suç durusunda bulunamasın orada şey yok yani. Temelde bir kanun olmadığı için markanın, Ama markanın en büyük mark federasyonuyla ticaret atıyor. yapmaya çalışan... Ama sonuçta o şeyde e, e, 40 e, Kırklar berberin hesabına giden paranın izahını soracağız tabii. İnanılmaz, dehşet verici şeyler anlatıyorsunuz. Buyurun siz devam edin lütfen, ben kesmeyeyim. Başka nelere rastladınız bu süreçte? Ya bu bu kadar yeter ya. Yani. Bu kadarı fazla bile de yani yeter fazla bile de yani Türk futbolunun neden bu halde olduğunun şöyle küçük bir yarım saatte bir şeyini yaptınız. Sunumunu yaptınız. Ya bu arkasını siz düşündünüz. Peki bugüne kadar ki hiçbir denetlemeden efendime söyleyeyim yani resmi Bağımsız yapılan... denetleme kuruluşu var şimdi arkadaşlar. Ama yani spor bakanlığı var, spor bakanlığının kurumları var. Arkadaşlar Arkadaşlar çağırdı şimdi onlara da e, bu raporu düzeltmelerini isteyecekler. Gerçek manada düzeltmelerini isteyecekler. Gereğini yaparlarsa yaparlar yapmazsa onların hakkında da gereğini yaparız. Şu an çalışanlardan mı bahsediyorsunuz? E, bağımsız denetleme kurulu ayrıyeten denetliyor ya. O zaten sorumlularını gönderdik. Sorumlular orada durmuyor. 5 milyon euro misafir ağırlama bedeli. 5 milyon, 5 milyon. 4,5 milyon euro yine işte 500'ünü falan ödemişler 4 milyon 4 milyon euro. Ee, siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? Türkiye Futbol Federasyonu başkanısınız. Yani bir Avrupa şampiyonası olsa şimdi bak, sizin ben, önünüze getirip 4 şimdi, milyon şimdi, euroluk şimdi bak, şey bakın, koysalar. Bakın ben şimdi ilk başta genç arkadaşlarımıza ilk yönetim kurulu toplantısında şunu söyledim. Yani cenab-ı Allah nasip etti burada e, bu millete futbolseverlere hizmet edeceğiz. İşte başkanından tutun da yönetim kurulu üyelerine kadar biz bir farkındalık gösterelim, kendi masraflarımızı kendimiz karşılayalım. Kulüplere bilinen toplantı yaptığımız zaman da aynı şeyi söyledim. Yani değerli başkanlarımız dedim. Şimdi maçlara davet ediliyor, federasyon tarafından. İşte masrafları karşılıyor. Ben kimin parasını veriyorum? Sonuçta bu para sizin paranız. Biz bunu dağıtmakla, oranlara göre dağıtmakla görevliyiz burada. Yani bu cebimden alıp sizin paranızı oraya harcıyorum. Siz orada rencide oluyorsunuz. Yani federasyonun parasıyla seyahatlere gidiyor diye. Rica ediyorum biz davet edelim. Siz paralarınızı kendiniz ödeyin. Nedir maç biletlerini organize edelim. Yani misafir çağırdınız, biletini verirsiniz yani. Onu da yönetim olarak cebimizden veririz. Federasyonu yansıtmayız. Bütün kulüp başkanları doğrusu bu dedi. Şimdi mesela 11. ayda Kayseri'de maçımız var. Arkadaşlar dedi ki işte kulüp başkanlarını davet edelim ama konaklama ve masraflarını e, kendi aramızda kendimiz ödeyelim. Federasyona yansıtmayalım. Böyle dedim kendimiz ödeyelim. Şimdi e, bütün kulüp başkanlarımızı davet edeceğiz Kayseri'deki milli maça. Belirli maçına. Evet ağırlayacağız ama federasyona yansıtmadan yönetim kurulu olarak kendimiz ödeyeceğiz. Cebinizde. Evet. Ne oldu yani, sesin, sesin kesin. Bu inanamıyorum bu anlattıklarınızı. Yani bunların e, hiçbir yerde konuşulmamış olması, şu ana kadar hiçbir şekilde e, ortaya çıkmamış olması da tabii çok enteresan. Ya o tabloların öyle hazırlanmasının sebebi herhalde bir kesin kazanacaklarını biliyorlardı. Nasıl gelince düzeltiriz onu diye o mantıkla yapmışlardı. yani. Ama orada enteresan olan tabii bir, yani bir Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 16 milyon euro yakın ne para kazanmış herhalde. Ne kadar toplamda? Başarı, toplamda? 16 milyon euro mu kazanmış? O o, 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 civarlarda şimdi tam kesin rakamını bilmiyorum ama böyle bir rakamın yani 4 milyon küsürünü Misafirin. misafir, ağırlamak da harcayacak yerde e, bu çocuklara 4 milyon ekstra prim verseydiniz Hollanda'yı yenseydiler. Yani. Ya da futbola yatırım yapsaydınız. Evet ya bu sorunu var ya Türk ee, Sayın Başkan Ali Koç'un o küçük dilimizi yuttuk bu sunum karşısında dediği sunumda neler anlattınız? İşte bunlar ve bunları, ve bunları benzer olan. Ne dedi kulüp başkanları sizi dinleyince? E şok oldular işte.